Değerli basın mensupları, dün Recep Tayyip Erdoğan eski belediye başkanlarını topladı. İçinde bulunduğu çaresizliği, durumu, zorluğunu artık gizleyemiyor. Daha doğrusu gizlemeye çalışıyor. Farklı farklı birazdan da değineceğim konularda büyük büyük laflar ediyor ama bir yandan da dönüyor belediye başkanlarına, diyor ki hanenizde şahsımın temsilcisi olun. Şu çok net. Eski belediye başkanlarının ailelerinden dahi oy alamadığını, orada bile kendisine karşı oy verecek kimsenin kalmadığını söylüyor. Sen anandan, babandan, kardeşinden, eşinden, çocuğundan benim için oy iste diyor. Aramızda diyor geçmişten münasebet var diyor. Birlikte görev yaptık diyor. Ailenizdeki temsilcim siz olun diyor. Bakın, beldenizdeki, ilçenizdeki, ilinizdeki dese geçmişin önemli görev yapmış, şehremini denen, şehrin emin insanı görevini bir dönem yürütmüş bir kişiden ya orada beni destek verin dese anlayacağım. Aileniz ne ya? Düşünün ki AK Parti'nin önceki dönem belediye başkanı ailesinde Tayyip Erdoğan'a oy veren yok. Durum bu. Bu itirafı öncelikle not ediyorum. Sonrası tam bir felaket. Türkiye işgale uğrarsa düşmanı çiçekle karşılayacak bir güruh muhalefetten, bizlerden bahsediyor. Diyor ki düşmanı bunlar çiçekle karşılar. Bir kere güruh dediği değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk demektir. Yani muhalefeti aşağı gördüğünü, küçümsediğini ve değersiz gördüğünü İtiraf ediyor. Yani siyasi rakiplerine güruh demek ancak Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır. Ve diyor ki biz bunları diyor manda ve himayeyi 100 yıl önce istemelerinden biliriz. Tövbeler olsun. Yazıklar olsun. Ya manda ve himayeyi biz Atatürk'ün liderliğinde toplanan Erzurum Kongresi'nde ilk olarak sonra da Sivas Kongresi'nde reddettik de. Kardeşim siz ne zaman bizim yanımıza geçtiniz ya? Sen diyorsun ki her fırsatta. 200 yıldır bu millete istikamet dayatılıyor. Ne var 200 yıl önce? Senedi ittifak. O ne? Türkiye'nin ilk demokratikleşme belgesi. Sonuç verdi vermedi tartışılır. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması. Ona ayar oluyor, çıldırıyor. Tek adamın yetkilerini 200 yıl önce kısıtlamaya çalışmışlar. Sonra Numan Kurtulmuş, vekilin senin. Diyor ki 150 yıldır biz bu CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Vallahi doğru. Numan Bey bozuk saat gibi. Türkiye'yi dönüyor. Günde iki sefer doğru söylüyor. Bir sefer doğru söylüyor. Bozuk saat gibi. 150 yıldır karşı karşıyayız diyor. Doğru arkadaş. Biz birinci meşrutiyetten yanaydık. Siz karşısındaydınız. Sizin çok sevdiğiniz Abdülhamit 31 yıl parlamentoyu kapattı. Biz Jön Türklerden yanaydık. Siz karşımızdaydınız. İkinci meşrutiyette biz parlamento açılsın dedik, siz karşımızdaydınız. Siz damat Ferit hükümetisiniz kardeş. Biz Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleriyiz, siz karşımızdasınız. Siz İslam Teali, Teali İslam cemiyetisiniz. İskilipli Atıf hocasınız. Siz Atatürk'e ölüm fermanı veren, İstanbul fetvasını verdirenlersiniz. Biz Börekçinin Ankara fetvası, milli mücadeleye katılmayı Atatürk'le birlikte caiz gören Ankara fetvasını almışlarız. Karşı karşıyayız biz, doğrudur. Sizinkiler düşman işgal gemilerine kırmızı halılar sererken bizimki Kartal İstinbotu'nun ucundan ufuk çizgisine bakıp geldikleri gibi gidecekler der. Şimdi diyor ki manda ve himayeye karşı çıktık, o zamandan biliriz. Ne zamandır bizlesiniz bilsek? Sizinkiler diyor 150 yıldır karşı karşıyayız CHP ile. Bizim geldiğimiz damar belli. Kurduğumuz parti belli. Anadolu Rumeli ve Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz buradayız. Siz karşımızdasınız. Ne zamandır yanımıza geçtiniz bilemiyoruz. FETÖ sapını gibi kıvrak cup diye karşıya geçiyor. Gelmeyin kardeş. Gelmeyin. Bu kadar yalanla, bu kadar dolanla, bu kadar iftirayla, bu kadar küfürle Cumhuriyet'in kurucu partisine, kurucu iradesine onun yanına gelmeyin. Kaldığınız yerde kalın. Mevcut yerinizi koruyun. Biz buradayız. Millet kimi göndereceğini biliyor çünkü. Bu kadar saldırgan, bu kadar siyasi ahlaktan yoksun, bu kadar nezaket dışı, bu kadar küfre kaçmış bir konuşmayı ülkenin başındaki cumhurbaşkanı yapsın. Vah, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin düştüğü hallere, Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, uyan uyan Gazi Kemal, şu başımızdaki işe bak. Neyse, halledeceğiz. 100 yıl önce hallettiğimiz gibi halledeceğiz. Hep beraber halledeceğiz. Bu coğrafyada yaşayan herkesi kucaklayarak bu nefret dilini göndereceğiz. Başka bir çaresi yok.
erken seçim değil, derhal seçim istemenin dışında bir seçenek yok. Bıçak kemiktedir, dayanacak güç kalmamıştır. Erken seçim değil, derhal seçim bir zaruriyettir. Bu seçim artık iktidarın el değiştirmesi değil, vatandaşın yakasından düşmesi, vatandaşın bir rahat nefes alması seçimidir. Seçimin kabulü, tarihinin ilanı bile bu ülkede moral motivasyonu yükseltecek, ekonomiye, borsaya müsbet, doların karşısında, faizlerin karşısında son derece güçlü, milletten yana bir rüzgar yaratacaktır. Yeter ki bu kuru inadın, bu liyakatsizliğin, bu kötü kadroların gideceğinin millete ve piyasalara müjdesi verilmiş olsun. Şimdi bu kalpleri pas tutmuş, gönülleri taşlaşmış, vicdansız anlayışın yaptıklarının mahkeme kararıyla tescili aşamasına geldik. Elimdekiler Ankara'daki bölge idari mahkemelerinin kararları ve ekleri. Bunu bana mülakat mağduru arkadaşlar getirdi, öğrenciler getirdi. İsteyen basın mensuplarına şu an tek nüsha ama odamızda, grubumuzda incelemeye açıktır. Tek hassasiyetimiz isimlerin kapatılmasıdır. Onun dışında Maliye Bakanlığı bir öğretmen mülakatı yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen mülakatı yaptı. Öğrencilerin büyük hassasiyetinden, isyanlarından sonra Sayın Genel Başkanımız da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde açıklama yapmıştı. O öğrenciler mahkemelere gittiler. Mahkemeler inanılmaz kararlar veriyorlar. Ve eklerine, tabii mahkeme olunca temin edebiliyor, o öğrencilerin çok bahsettiği değerlendirme tutanaklarını, fişlerini koymuşlar. Mahkeme diyor ki, özetle, birçok şey söylüyorlar. Davacı komisyon üyelerince eğitim bilimleri ve genel kültür alanlarında formlara tam not verilmiş olmasına rağmen. Neden? Eğitimle ilgili bütün soruyu bilmiş. Genel kültürle ilgili somut bütün soruyu bilmiş. Ne bileyim işte Meksika'nın başkentini biliyor, meridyeni biliyor, onu biliyor, bunu biliyor. Türkiye'nin madenlerini biliyor, ona yapacak bir şey yok. Elimdeki örneklerin tamamı eğitim bilimleri ve genel kültür sorusunda 10-10 tam puan almış örnekler. Ancak diyor aşağıdaki subjektif olabilecek değerlendirmelerde öğrencilerin kalacağı kadar notlar verilmiş diyor özetle. Ve aynı şablonun tekrarlandığı görülmüş. Şimdi bu kıymetli kardeşimiz sınava girmiş, çok yüksek bir puan almış. Mülakata girmiş, eğitimle ilgili somut soruyu bilmiş, genel kültürü bilmiş, 20 puan almış. Bu kalırsa 55 ile kalıyor ya. 55 verecek şablon. 9-9-9-8 verirse. Bu 9'u şuradaki puanlara göre 3-2-1-1-1 3-2-1-1-1 3-2-1-1-1. Bir sonraki öğrenci aynı şablon. Bir sonraki öğrenci aynı şablon. 10-10 hepsine 2, son ikisine 1 verip bırakmış. Öbür komisyon. Bakın komisyon değişti, şablon değişti. Bütün öğrenciler 10-10 2-2-2 1-1 verirse kalır, bırakmış. Aynı şablon, aynı şablon. Örneğin örnekler var içinde. Diyor ki mesela bu öğrenci parça 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 değerlendirip not verecek. Notları yazmamış. Toplamını 10 yazmış. 2-2-2-2-2 vermekle uğraşmamak için. Yani neye göre değerlendirdiğine bakmadan bırakacak notu vermiş. Özet diyor ki yapılan tüm bu çalışmaların sonunda sözlü sınavın nesnel olarak yapılmadığı ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilemediği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır, iptal. Yani Milli Eğitim'in önünde ağlayan, Milli Eğitim'in önünde isyan eden, benim sınavım iyiydi, genel kültürüm tamdı, soruları bildim, beni niye elediler diye isyan eden arkadaşlara mahkemeler haklısınız arkadaşlar dedi. Ve Kemal Bey'in oraya gidip bu işin peşini bırakmam demesi, siz mahkemelere başvurun biz arkanızdayız demesi, bu arkadaşların aldığı bu mahkeme kararları AK Parti iktidarının 20 yılın sonunda bir yerlerdeki torpil listelerinde yer alamayan memleket evlatlarının
nasıl haksızlığa tabi tutulduğunu, AK Parti'nin nasıl vicdanının kuruduğunu ve nasıl kul hakkı yediğinin yargı önünde ispatıdır. Takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen ataması var. Bu meselenin bu şekilde cereyanına izin vermemek için takipçisi olacağız. Ancak iktidarımızda mülakatları çok zorunlu olduğu birkaç alan, orada da kamera zorunluluğu olarak diğer alanlarda tamamen kaldıracağız. Bunun sözünü de daha önce vermiştik. Bir kez daha tekrarlıyorum.